Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma müdürümüz Gizem Uzuner Gençlük'le beraber karşınızdayız. Hem gündemi değerlendireceğiz hem de aracı kurum raporları ve bilançolardan bahsedeceğiz. Öncesinde ise yeni haftada piyasalardan neler beklemek gerekir konuşalım. ALB Yatırım'a dönüyoruz. Satış ve Pazarlama Müdürü Meryem Gürsoy bu sabah bizimle beraber. Meryem Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Neler bekler piyasaları yeni haftada? Günaydın, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz hafta BIST tarafında yaklaşık %3'lük bir yükselişle kapattık ki gördüğümüz BIST 30 hisselerine gelen alımlarla aslında bu yükselişin daha da hızlandığını gördük. Şimdi bu haftaya baktığımızda küresel tarafta bir miktar negatif bir seyir var. Bu da Çin'den gelen ekonomik verilerle alakalı. Ama genel olarak baktığımızda küresel tarafta da keza risk eşitliğinde bir yükselme vardı. O taraf da Cuma günü pozitif kapatmıştı. Geçtiğimiz hafta FED toplantısı vardı biliyorsunuz. Beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık bir faiz arttırımında bulundu. Ama sonrasında Başkan Powell'ın yaptığı açıklamalar piyasalar tarafından aslında bir miktar güvercin algılandı ve bunun da hisse senetleri üzerinde etkisini gördük. Bizde de tabii ki de etkisi oldu. Çünkü küresel taraftaki olumlu seyirin içerikleri bize de etkisi oluyor. Ama bizim bir diğer pozitif kapatmamızın sebebi de aslında bilanço döneminde olmamız. Çünkü baktığımız zaman bazı bankalarda da beklentilerin üzerinde bilançolarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu haftaya değinecek olursak teknik anlamda da 2588 yatay direncin üzerinde kapandık. Bunun üzerinde kalıcı kapanışlar olursa 2685 seviyesine doğru bir yükselişin devamını öngörebiliriz. Her ne kadar ABD vadeleri bugün bir miktar negatif başlamış olsa da açıkçası içeride biz tarafında biz olumlu seyrin devam etmesini bekliyoruz. Bu hafta önemli. Bu hafta niye önemli? Çünkü içeride enflasyon verisini alacağız ki geçtiğimiz hafta Merkez Bankası yıllık enflasyon hedefinde revize etmişti. Bunun dışında bir diğer takip edeceğimiz önemli veri de tarım dışı istihdam verisi olacak. Dolayısıyla genel olarak toparlarsak açıkçası içeride hem bilançoların etkisiyle hem küresel tarafta da olumlu seyrin devam etmesi ihtimalini göz önünde bulundurursak içeride biz tarafındaki pozitif seyrin devamını beklediğimi ifade edebilirim. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Meryem Gürsoy, çok çok teşekkür ederiz bilgilendirmeler için. Biz de açılış öncesi bilinmesi gerekenlerle devam edelim istersen Gizem. Hem piyasada nasıl bir fiyatlama görüyoruz hem de açılış beklentilerinde neler var? Şimdi bugün geçtiğimiz haftadan başlayayım aslında ve yurt dışı tarafta tabii bilanço sezonu devam ediyor. Onların etkisini görmeye devam edeceğiz. Bu noktada izleyeceğimiz bilançolar HSBC, Heineken, Activision Blizzard, işte Pinterest, Global Payments gibi birçok küresel çapta faaliyet gösteren şirketin bilançosunu takip edeceğiz. Bununla beraber işte Körfez ülkelerinde veriler var. Suudi Arabistan tarafında %11.8'lik bir büyüme rakamı gördük. Bu da 2011'den bu yana en hızlı büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Körfez ülkelerinde bu arada tabii ki dönüşüm var. Şey açısından dönüşüm var diyorum buna. Hani Körfez ülkeleri önümüzdeki yıllarda işte fosil yakıt kullanımının azalacağı için bu noktada farklı büyüme alternatiflerini ve aynı zamanda yatırım çekme noktasında farklı bir yol izliyor artık. Körfez ülkelerinde dolayısıyla makroekonomik göstergeleri değişecek önümüzdeki dönemde. Petrol dışı mesela milli hasılasına baktığımızda %5.4, petrol ekonomisi kendi başına %23.1'lik bir büyüme kaydetti. Tabii bu da petrol fiyatlarından kaynaklı olduğunu da söyleyebiliriz. Çin'de bugün PMI rakamlarını takip ettik. Orada daralma sinyallerinin devam ettiğini ifade edebilirim. İmalat PMI rakamı 50.2 seviyesinden 49'a geriledi. Bu da özellikle tabii daralma bölgesine imalat sektörünün girdiğini ifade ediyor. Mesela çelik sektöründeki gösterge 2008'den bu yana en düşük seviyesine kadar geldi. Bu verinin neden zayıf geldiğinin detaylarına baktığımızda bir tanesi sıfır Covid politikasından kaynaklı üretime ara verilmesi, bir de konut sektörünün yavaşlamasından kaynaklı bu rakamlar gerilemeye işaret ediyor. Bununla beraber 3. çeyreğin ilk ayı için kilit ekonomilerdeki küresel büyüme, enflasyon, iş piyasasına, iş gücü piyasasına dair dünya çapında imalat ve hizmet PMI rakamlarını tüm dünyadan almaya devam edeceğiz. Bu özellikle PMI verileri işte finansal koşullardaki sıkılaşmayı da yansıtacak. Bundan kaynaklı zaten bir yavaşlama beklentisi var. Dolayısıyla bir taraftan hem enflasyon hem de büyüme endişelerini körükleyecek rakamlar bekliyoruz aslında. Piyasa fiyatlamasına baktığımızda geçen hafta Borsa İstanbul'da haftalık bazda %3.01'lik bir değer kazanımı görmüştük. Bununla beraber işte üst üste ikinci hafta getiriyi gördük Borsa İstanbul tarafında. Fed etkisinin daha çok geçtiğimiz hafta konuşuyorduk. Hatırlatmak gerekirse dışarıda olduğu gibi içeride de şirket bilançolarından kaynaklı hisse bazlı hareketler çok fazla olmuştu.
Sektörel bazda bankacılık sektörünün özellikle öne çıktığını gördük. %2. Ulaştırma tarafında %0.8. Sanayi tarafında ise %3.5'luk bir primle geçen haftayı tamamlamıştık. Cuma günü de kademeli bir şekilde alımlar vardı endeks üzerinde bakacak olursak. Cuma günü üzerinde de %1.93'lük bir primle geçtiğimiz haftayı tamamlamıştık. Toplam işlem hacmi fena değil. 32.4 milyar TL olarak gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber bizdeki primli kapanış aslında küresel piyasalardan da destek aldığımızın göstergesiydi. Nitekim oradaki tabloda geçtiğimiz hafta özellikle bütün dünya borsalarının cuma gününü en azından haftalık bazda artılarla tamamladığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde bakanlık tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos-Ekim dönemine dair iç borçlanma stratejisini açıklamıştır cuma günü itibariyle. Burada 172,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 149,2 milyar liralık bir iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde de dış borçlanmaya gidilmeyecek. Böyle bir stratejisi var. Türk İş'in araştırması var. Onu gıda fiyatları yıllık artışının %128 seviyesini aştığını gösteriyor. Dolayısıyla enflasyonist bir rakam da aldık. Zaten bu haftanın ana gündem maddesi bu noktada enflasyon rakamları olacak. Türkiye'den o rakamları takip edeceğiz. Bugün üzerinde bakacak olursak biz de içeride imalat PMI rakamlarını alacağız saat 10 itibariyle. Bu arada hatırlatmak gerekirse 4 aydır zaten 50 seviyesinin altındayız bizim rakamlar. Yani sektörün daralma bölgesinde olduğunu gösteriyor bizlere. İTO'nun enflasyonunu aynı zamanda takip edeceğiz. Kabine toplantısı var. Kapanışın ardından TSKB ve Türk Traktör'ün bilançolarını aynı zamanda takip ediyoruz. Bunun haricinde bugünün gündemini bu şekilde özetleyebilirim. Genel itibariyle piyasalar tarafında da iyimser beklentiler var diyebiliriz. Çünkü hafta sonundan kalma böyle gelece bir haber, piyasaları tedirgin edecek bir haber çıkmadı, onu söyleyebilirim. İstersen biz de bilançolarla devam edelim. Türk Traktör'den, TSKB'den bugün rakamları göreceğiz dedik ama gelmiş olan bilançolar da var. İstersen onları da anlatalım. Anadolu Hayat Emekliliği'nde rakamlarını ele alamamıştık. Oradan başlayalım. İstersen. Anadolu Hayat Emeklilik tarafında ikinci çeyrek sonuçlarında 174 milyon TL'lik bir kar rakamı gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hani net kar çeyreksel bazda baktığımızda %8'lik bir düşüşe işaret etmişti. Ama yıldan yıla baktığımızda %46'lık bir artış vardı. İkinci çeyrekte öz kaynak karlılığı %37.3. Dolayısıyla 6 aylık rakamlarda %37.4 olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle piyasa beklentilerine çok büyük sürpriz yapmış olan bir bilanço değildi, onu ifade edebilirim. Buradan bir de cuma günü aldığımız otokarın sonuçları vardı. Kısaca onlara da değinmek gerekirse 342 milyon TL'lik bir net kar rakamı gördük. Bu da yıllık bazda otokarın net karının %18 oranında arttığını gösteriyor. Piyasa beklentisinin hafifçe üzerinde gelmiş olan net kar rakamları var. Operasyonel performansı iyi. Analist beklentilerine net karın pozitif yönde sürpriz yapmasının gerekçesini bu olarak gösterebilirim. Nitekim buradaki rakamlara baktığımızda FAVÖK rakamları bize gösterdiği 2022'nin ikinci çeyreği itibariyle büyümeye işaret ediyor ve piyasa beklentilerini aştığını gösteriyor. Satış rakamlarına baktığımızda 2.4 milyar TL geldi. Burası da beklentileri aştı ve yıllık bazda da %140'lık bir artış olduğunu göstermekte. Bu tabii iki sebepten kaynaklanıyor. Sadece Türk lirası değer kaybettiği için artmamış, hacimleri de artmış. O yüzden satış rakamlarının kuvvetli olduğunu söylüyorum ve piyasa beklentilerinden iyi geldiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber FAVÖK marjında olumlu bir sürprizi var. Hani bu kadar sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketler için girdi maliyetlerine bu denli konuştuğumuz bir çeyrek üzerinde marjlarına özellikle dikkat etmek lazım. O rakamların da iyi gelmesi otokar üzerinde olumlu diyebiliriz. Yani genel itibariyle piyasada hani otokarı kavur eden analistler açısından baktığımızda iyi bir bilanço gördüklerini söylüyorlar. Yine gelen rakamlara baktığımda Çaniki Termik'ten gelen seviyeler var. 502 milyon TL'lik ana ortaklık net dönem karı açıkladılar. Bir önceki yılın aynı döneminde 16,4 milyon liralık bir ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişlerdi. Borusan Manesman'a geldiğimiz zaman ikinci çeyrekte 276,6 milyon TL'lik bir ana ortaklık net dönem karı var. Bir önceki yılın aynı döneminde 79,4 milyon liralık bir kar elde etmişlerdi. Çaniki Termik için Ziraat Yatırım pozitif, Borusan Manesman için ise sınırlı pozitif değer değerlendirmesini paylaşıyor. Yanı sıra yine baktığımız zaman Şişecam tarafında bir 10 milyar TL'ye kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına genel müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiş durumda. İşgeo var bir de. İşgeo'dan da evet bilanço var. İstersen onun detaylarını da senden alalım Gizem. 63 milyon TL'lik bir piyasa beklentisi vardı. Dolayısıyla net kar piyasa rakamlarının üstünde, beklentinin üzerinde geldiğini söyleyebiliriz. Geçen yılın aynı döneminde de 8 milyon TL zarar açıkladığını söyleyeyim.
Satış rakamları da %83 yıllık bazda artmış ve 172 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bir de Akçansa'nın rakamlarını gördük. Sınırlı pozitif diyoruz. Ziraat Yatırım ikinci çeyrekte ana ortaklık net dönem karı 230,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksi de %0,52 yukarı yönlü bir hareketle açılış yapıldı. 2605 puandan Mali Endeks borsa açılışı itibariyle %0,50, Sınai Endeks tarafı %0,52 ve Banka Endeksi %0,24'lük bir primle yeni güne başladı. Borsa açılışı itibariyle kurlar hangi seviyede onu da ekrana getireceğiz. Özellikle radyodan takip edenler için telaffuz edelim. 17.94-99 seviyesinde dolar TL, 18.38-66 seviyesinde ise euro TL'yi takip ediyoruz. Bir yandan da Bloomberg KT Tüketici Güven Endeksi Temmuz rakamları açıklandı. Oradan da satır başlarını verip yorum alacağız. Bloomberg KT Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da bir öncekiye göre %15,5'luk bir artış sergiledi. 55,23 değerini aldı. Tüketici Beklenti Endeksi bir öncekiye göre %11,7 artışla 62,86 oldu. Ve içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları, otomobil, konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Tüketim Eğilim Ön Endeksinde ise Bloomberg KT'nin %14,4'lük bir artışla 44,61 seviyesini takip etmiş olduk. Acaba bayram ne kadar etkili oldu rakamlar üzerinde detaylarını alacağız. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Az önce Bloomberg KT Tüketici Güven Endeksi rakamlarını ele aldık. Bayram etkisi midir, ne dersiniz? Günaydın, teşekkürler. Aslında ön endekste de bu durumu konuşmuştuk. Benzer bir eğilim olduğunu görüyoruz. Temmuz ayında bayram tatili birleştirilerek de uzun bir tatil oldu. Böyle dönemler genelde hani sadece finansal piyasalarda değil, genelde reel tarafta da biraz işte tatil havasına girmek, biraz belki daha relax bir ortama girmenin de getirdiği etkiyle geçtiğimiz yıllarda da görmüştük, olumlu etkilenebiliyor tüketici güveni. Biz bunun bu senede olduğu kanaatindeyiz. Genelde stresli bir dönemde yaşandığı için. İkincisi ise endeksin hani genel artışında alt endekslerde de gördüğümüz tabloya baktığımızda aslında bu ücret artışları ve bu beklentinin tüketim eğilimine yansıması veya önümüzdeki süreçte hani bu ücret artışlarına yönelik daha kısa aralıklarla artış beklentisinin olması bir miktar bu güveni etkilemiş olabilir. Yani ilk söyleyebildiğimiz, tespit edebildiğimiz rakamlar veya gelişmeler bu yönde. Ama yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Endeks oldukça düşük seviyelerinde aşağı yukarı hareketler yapmaya devam ediyor şu anda. Şimdi hocam birazdan ISO'dan gelecek olan imalat PMI rakamını da karşılayacağız ama öncesinde gündemde olan bir mevzuyla ilgili sizin de görüşünüzü almak isteriz. ISO ile merkez arasında bir tartışma konusu söz konusu, oradan yola çıkalım. Ucuz krediyle döviz alındığı veya stokçuluk yapıldığı ve bu şekilde tırnak içerisinde kendimize zarar verdiğimiz ile ilgili bir sav ortaya kondu. ISO Başkanı Erdal Bahçıvan da bunu ciddi ve tehlikeli bir itham olarak değerlendirdi. Ne dersiniz hocam? Stokçulukla ilgili bir yorum da sizden alabilir miyiz? Mevcut durumda ucuz krediye erişim var mı? Stokçuluk için mi kullanılıyor? Rakamlara baktığınız zaman siz de böyle mi gözlemliyorsunuz? Ve enflasyon yükseliş sebeplerinden birini bu taraf olarak siz de sıralar mısınız hocam? Vallahi bu konuyla ilgili daha önce de çok kez konuşmuştuk. Yorumlarımızı da paylaştık ama şöyle söyleyeyim. Bahsettiğimiz sektör sanayici ve ihracatçı. Aslında Türkiye ekonomisinin yapısı gereği en çok döviz kullanan ve döviz talep eden sektörlerin de başında geliyor. İşin doğası gereği. Çünkü Türkiye ekonomisinin yapısı ciddi biçimde ithal girdi kullanımı getiriyor. Ha, bu sektörler arasında farklılaşıyor. Kimisinde belki %80-90'a çıkıyor, kimisinde %40-50'de kalıyor. Ama çok ciddi biçimde dövize ihtiyacı olan ve kur riskini yönetmek durumunda olan bir sanayi sektörümüz var ve ihracatçımız var. Bu anlamda baktığımızda aslında ihracatçının gelirinin önemli bir kısmını zaten yapılan düzenlemeler Merkez Bankası'ndan başlayan bir sistem yaratmıştı. Bu arada buyurun hocam. Örnek olabilir. Yani hemen bitiriyorum cümlemi. Münferit örnekler olabilir. Hani bu anlamda bu kredi döviz yönünde ama
genel DTH hesaplarının seyrine baktığımızda, hani genel gidişata baktığımızda, yatırım ihtiyacına baktığımızda benim görebildiğim kadarıyla tam tersine daha da çok döviz ihtiyacı olan bir sanayici ve ihracatçı var görünüyor şu anda. Şimdi ISO Türkiye İmalat PMI verisi de açıklandı. Temmuz ayında 46,9 değerini aldığını görüyoruz. Gizem'in de söylediği gibi böylelikle 5. ay 50'nin altında bir veri karşılamış olduk. Faaliyet koşullarında Mayıs 2020'den beri en belirgin yavaşlamaya işaret ediyor veri seti. Detaylara bakıldığında yavaşlama genel bir talep yetersizliğinden kaynaklanırken belirsiz piyasa koşulları ve devam eden fiyat baskıları da bu sorunu derinleştirdi. Notu düşülmüş vaziyette. Böylelikle son 15 aylık dönem ilk kez 10 sektörün tamamında bir üretim yavaşlaması kaydedildiğini de not düşüyorlar. Benzer şekilde 10 sektörün 9'unda yeni siparişlerde yavaşlama var. Bu durumun istisnası kara ve deniz taşıtları sektöründe kaydedilen güçlü artış olarak yine kaydediliyor. Dış talep tarafında ise kısmen daha olumlu bir tablo gözlendi. 3 sektörde yeni siparişler ihracat tarafında artış kaydetmiş durumda. Bir iki not daha vermeye çalışalım yine endeksin içerisinden. Temmuz'daki yavaşlama genel bir talep yetersizliğinden kaynaklı denirken bir yandan hem üretim hem de yeni siparişlerde Temmuz'da COVID-19 salgınının ilk dalgasından bu yana en belirgin ivme kaybının gözlemlendiği de not düşülmekte. Detaylara yine baktığımda yeni işe alımlar çok ılımlı bir düzeyde kaldı ve 26 aydır süren iyileşme trendinin en düşük artışını gerçekleştirdi şeklinde bir detayla karşılaşıyoruz. Firmalar yeni siparişlerdeki yavaşlamaya bağlantılı olarak satın alma faaliyetlerini yavaşlatırken girdi stoklarında da son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetmiş vaziyetteler. Burası da önemli çünkü kur artışı olacağı öngörüsüyle stok tutulduğuna ilişkin bir iddia da ortaya atılmıştı. Belki onu da hatırlatmakta fayda var. Oldukça uzun bir metin ama ilk intibanız rakamlardan nedir hocam, alalım kısaca isterseniz. Tabii aslında söylediğiniz rakamlar, verdiğiniz şu anda gelen rakamlar oldukça sert bir düşüş olduğunu ve bir trendin güçlenerek devam ettiğini de gösteriyor bize. Biraz önce konuştuğumuz konuyla da çok alakalı. Burada iki unsur olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi genel talep koşullarında yavaşlama. Bunu biz elektrik tüketimi olsun, OECD'nin haftalık öncü göstergeleri olsun, ekonomideki yavaşlamayı çok net görüyorduk ama anlaşılan burada belki bayram tatilinde etkisi var. Yavaşlama daha güçleşmiş, daha hızlanmış gözüküyor. Birincisi bu. Yani zaten talep koşulları bunu getiriyor. İkincisi, firmaların yeni yatırım yapmak yerine stoklarını eritme çabasının arttığını görüyoruz. Yani siparişler azaldıkça bu stoğu azaltma eğilimi var. Burada sanayici iki türlü davranabilirdi aslında. Bir tanesi bu sürecin artışından Türkiye'ye yönelik bir talep, lojistik üretim anlamında artan bir talep, belki Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Avrupa'dan üretim talebi bir miktar Türkiye'ye kaydıracak, yeni yatırım yapma, işletme sermayesini arttırma gibi kredi kullanma ihtiyacı olan bir yapı da söz konusu. Ama görünen hem bu kredi erişim sorunu hem bunun maliyetinin artması firmaları şu anda orta ve uzun vadeli düşünmekten ziyade kısa vadeli stok yönetimi, nakit akışını yapmaya yönlendiriyor. Yani orta ve uzun vadeli talebi gözeterek kapasite artışına gitme konusundan ziyade kısa vadeli hareketler şu anda talep düşüşünü daha etkin hale getirmiş durumda. Stok azaltımı ve işte buna bağlı olarak PMI'nin alt kalemlerinde de hemen hemen her sektörde gördüğümüz yavaşlama ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Yani bu anlamda aslında biraz önce konuştuğumuz konuyla da alakalı yatırım ihtiyacı, orta ve uzun vadeli bakış gerilemiş görünüyor benim de izleyebildiğim kadarıyla şu anda. Erhan Hocam, müsaadenizle ben de bir soru sormak istiyorum. Şimdi az önce bahsettiklerinizin tamamını alt alta yazdığımızda mesela en basit haliyle şeyi söyleyeyim. Girdi maliyetlerindeki artış ama bir taraftan talebin zayıf seyretmesi. Üstüne üstlük maliyet artışına rağmen satış fiyatına yansımanın çok da sert olmayışı, yani aynı güçte yansıtılamayışı talep yetersizliğinden kaynaklı olarak, tüm bunların neticesine ve az önce saydığınız unsurları alt alta yazdığınızda bir ani duruş riski görür müsünüz? Olabilir. Yani bunu şu anda olmaz demek çok kolay değil. Çünkü burada talepte azalmanın, güçlü azalmanın eğilimini biz görüyoruz. Avrupa, bütün dünya, birçok ülke, ana büyük ülkelerin resesyona gittiği bir durumda
biz dış talep yavaşlamasını daha net göreceğiz. Turizmden gelecek kısmi artı etkileri 1-2 ay sonra azaldığını göreceğiz. Bunun üzerine zaten şu anda stok elitine çalışan ve görece stokları yüksek olan sanayicinin üretim planlamasında daha sert birine basma ihtimali olabilir. Bu da tabii ücret zammı yapma, bu tür beklentileri, buradaki istihdam beklentilerini de olumsuz etkileyebileceği için yani önümüzdeki süreçte iç talebi de olumsuz etkileyebilecek başka bir unsur devreye girebilir. Hani normal koşullarda Türkiye'ye yönelik dış talep, ihracat talebi, dediğim gibi Rusya-Ukrayna meselesinin Türkiye'ye Doğu Avrupa'dan belki bir miktar talep kaydırması, bunlar hep aslında Türkiye'nin bu olası küresel resesyonda bir miktar bunu frenleyebilecek, bu etkiyi azaltabilecek fırsatlara sahip olduğuna da işaret ediyor ama sanayici yatırım yapamayacak. Yani şu andaki tavrını çok değiştirecek bir ortam olmazsa o zaman hani birbirini etkileyecek şekilde üretim, yatırım, tüketim azalması bu tür riskleri getirebilir. Bunu bas senaryo olarak düşünmüyorum ama evet. Hani bu riskin olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Bir Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arhan Aslanoğlu hocam, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Böylelikle borsaya da bir kez daha dönelim. En çok yükselenlerde, düşenlerde hangi hisse senetleri öne çıkar, ekrana getiriyoruz. İş Finansal Kiralama, Anadolu Grubu Holding, Hektaş, Odaş ve Mavi Giyim şu anda yüzdesel olarak BIST 100'de en çok yükselen konumundalar. En çok düşenler tablomuzda ise Simpaş Giyo'yu Otokar bilançosu sonrası takip ediyor. İş Giyo aynı şekilde Deva Holding ve Kuagranit'le ilk beşi burada da tamamlıyoruz. Böylelikle Gizem Uzuner Gençlük'le beraber piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.